Bir tarih sohbeti de daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Sevinçliyim. Elhamdülillah hayattayız ve kavuşmuş oluyoruz haftada bir de olsa. Çok şükür. E Bunun yokluğu, bu şükrün ne kadar kıymetli olduğunu bize tattırır ama işte o yokluğu herhalde göremezsek ee, o zaman başka. Yani Ah keşke yapsaydık diye ahirette dövün dur şunu da yapsaydık bunu da yapsaydık. O manaya söyledim. Efendim geçen hafta sizlere Seydi Ali Reis olarak tarihlerimizde geçen maalesef bugünkü tarihlerimizde geçen ama aslı Seyyidi Ali Reis olan Seyyidi seyit kelimesi tek yeli değil şeddeli yelidir. Ama Osmanlıca okuyan, Osmanlıca okuyabilen kimselerimiz az kaldığı için maalesef arşivlerimizde böyle yabancan istilasına uğramış durumda. Onlar gelip her türlü e, şeyleri öğreniyorlar, ecdadımızdan kalanları bizim gençlerimize ne yapalım biz eğitimi böyle aldık adı bunun milli eğitimdi. E, milli eğitimde milli arşive bakmak yok mu kardeşim? Demez misiniz yani insanlara? Evet. Bizim evvela irtibat noktalarımızı vereyim de hemen böyle kafadan verdik bir heyecanla. Bize ulaşmak isteyen dinleyenlerimiz 0212 alan kodundan 454 56 46'dan bize ulaşabilirler telefon olarak mail olarak tgrt-fm.com.tr tg mail adresinden ulaşabilirler. Şahsi mail adresim ise ismail.yagici41 at gmail.com Buradan da bendenize ulaşabilirler direkt olarak. Belki şu anda yayın esnasında hemen internete girip bir şey soracak acil bir şey varsa o ayrı. Ama diğer zamanlarda ulaşabilirsiniz. Tarihle ilgili olmak üzere sualleriniz. Bir de mümkün mertebe yani genel sual değil de nokta atışıyla sual sorulursa ben size daha kolay cevap veririm. Yoksa bir kanunu devrini anlatır mısınız derseniz 46 senenin ben neresinden tutayım neresinden anlatayım. Zor olur tabii. Öyle sormazsınız da ben işte bunu bir hatırlatmak için belki bizi yeni dinleyenlerimiz e, olabilir. Bu frekansa kazara da olsa takılmıştır. Onlara da tavsiyem, kazara takıldılarsa bile artık peşimizi bırakmasınlar. Başka radyo dinlemeyin demiyorum. Sizin hürriyetinize kimse karışamaz. İstediğiniz radyoyu dinlersiniz. Ama biz radyomuza inandığımız şekilde vatanımızın, milletimizin, inançlarımızın lehine şeyler anlatıyoruz. Elimizden geldiğince böyle işlerle benim bu uğraştığım işlerle uğraşan kardeşlerimiz eğer her tarih bilgisi diye önüne konanı alıp da aktarırsa tarihimizi öyle hadiseler sokuşturmuşlar ki kendi kalemize gol attırırlar. Buna da dikkat etmek lazım. Bunun çok örneklerini gördüm. Ben de mecburen yapabildiğim kadar, gücümün yettiğince, kafamın erdiğince, kılı kırka yarmasam da hiç olmazsa beşe ona kılı yarmaya çalışıyorum ki e, bir hataya düşmeyelim. Bir, sizi düşünüyorum. İki, ahirette vereceğim hesabı düşünüyorum. Öyle mailler gönderiyorlar ki kardeşlerimiz işte 20 senedir biz bu programı dinliyoruz. Şu anda memleketin çok önemli yerlerine gelmiş. Allah sizden razı olsun. E iyi. Buna memnun oluyorum. Bu şekilde ulaşanlara da buradan mikrofondan da teşekkür ediyorum. E, bunun faydası şu oluyor efendim. Bir oy falan alıp da bir yere aday maday olacak değilim. Elhamdülillah öyle bir gailem yok. Böyle gailesi olanlara e, da demiyorum ki ya amma dünyalık adamsınız ha. Bizi allah Teala böyle bir hisle yaratmış. Bu hissimizi elimizden almasın diye ben dua ediyorum. Bundan memnunum ben efendim. Müşteki değilim. Evet. Seyyidi Ali Reis'in kitapları olduğu iyi bir denizci olduğunu geçen haftamızda sizlere anlatmaya çalışmıştık. Bunların mühim olanları da Mirat-ı Kainat, Kitabül Muhit, Miratül Memalik, Hulasetül Hayâ, Hayâ. Hulasetül Hayâ değil, Hayâ gibi kitaplarıdır. Bunlardan Mirati Miratül Memalik olan kitabı memleketlerin aynası manası Mirat. Mirat-ı Mücella işte lise edebiyatından kafamda kalan bu Mirat-ı Mücella mısın diye bir beytin sonu. Cilalı ayna mısın? Cilalı ayna mısın? Ayna zaten cilalıdır. Ciladır da, bir yüzü cilalıdır, öbür yüzü de o cilanın cilasız tarafı çirkin tarafıdır. Türk edebiyatı hususunda şaheser denir. Bunu şimdi e, biraz çalışıyorum üzerinde sizlere daha detaylı bilgiler de Mirat-ı mirat, mücelli, mirat Memalik hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Ondan ufak bir alıntı var notlarımda. Onları söylemek istiyorum size efendim. 964 senesi Muharrem ayının ilk günü Horasan şehrine geldik. Horasan şahı yani İmamı Ali İmam Ali Musa Rıza Hazretlerini ziyaret ettik. Ayrıca Miri Mütevelliye ve diğer büyüklerin kabirlerine de gittik. Oralarda da sadakalar dağıttık. Güzel hayrat yapıyor. Özelliği bu Miratül Memalik'in özelliği 4 senenin özeti evet 80-100 kitap veya 120-130 sayfalık bir kitap ama efendim o günün yazısıyla çok güzel şeyler yapmışlar her gittikleri yerlerde büyükleri ziyaret etmişler o büyükleri ziyaret etmekle de hep işleri rast gitmiş Öyle yerler görmüşler ki efendim, iki grup harp ediyorlar. Harp hazırlığında ve işte davullar çalınıyor falan, memleket, insanlar hareket halinde, silahlar kuşanılıyor. Bunları görüyorlar. Her gittiği memleketinde başındaki emir, sultan, hükümdar, kimse onu mutlaka ziyaret ediyor Koynunda Kanunu Sultan Süleyman Han'ın fermanı var. O fermanı gösterince herkes selam duruyor. O hoş geldiniz diyorlar o gittiği yerde. Ve diyorlar ki biz harp halindeyiz filan yerle. Evet. Senin askerlerin de bizim safımıza çarpışsın. Seninkiler usta askerler. Sen de. Askerlere de söyleniyor. Askerler yalvarıyorlar. Bakın diyorlar öğrendi ki karşı tarafta Müslümanmış. Siz de Müslümansınız. İki Müslüman aralarındaki meseleyi sulhla hallederler. Bunun hal yolu silah değildir. Ama işte onlar bizden şu kadarını öldürdü falan falan. Yok illa savaşacaklar, tüfek atacaklar. Zorluyorlar. Hapse atacaklar belki de. Yanındaki askerleri de çok işe yarar adamlar. Öyle sıradan kimseler değil, sanki bir e, bugünün ifadesiyle subaylar topluluğu gibi. Diyorlar ki tamam, emriniz bize, elimize tüfek almak mı? Verin tüfekleri. Verin. Ama biz mermi koyamayız tüfeğe. Müslümana karşı tüfeğe mermi koyup biz gidersek ahiret hesabını veremeyiz. Öldürecekseniz bizi öldürün şu yiğitliğe bakar mısınız efendim? Bugünkü Müslümanım diyen toplulukların şu ufacık bir kuralı, bir Müslüman bir Müslümana silah çekmez kuralını bir an için uyguladıklarını düşünelim efendim. Bir tatbik etsinler. Bir an. O an dünyaya nur yağar. Feyz yağar. Feyz. Feyzi ilahi böyle öyle tahrip edici efendim, mevsim değişiklikleri bilmem ne dolayısıyla yağan tahripkar şeyler gibi değil. Şifa olarak iki topluluğun üzerine de bu şifa ilacı püskürtülür efendim. Uşakla falan püskürtme gibi değil. Ama yok. Aynı memleketin içinde de yok. Aynı şehrin içinde de yok. Belki aynı köyde de yok. Köyde muhtar seçiminde silahla niye çekiliyor? Demiyor ki ya arkadaş karşımdaki Müslüman ya. Ben huzuru ilahi de bunun hesabını nasıl veririm ya? Müslüman Müslümana silah çeker mi? E Müslüman mı? İnandım diyor adam kelime-i tevhidi söylüyor kelime-i şehadeti söylüyor namazını kılıyor öteki de öyle peki siz neyi paylaşamıyorsunuz ya dininiz sizin gibi düşünmeyeni öldürün mü diyor yok sizin dininizde olmayanı öldürün mü diyor hayır hayır Budistleri tutun öldürün mü diyor, hayır. Din tanımayan adamları, konfüçyüz yolunda gidenleri öldürün mü diyor, hayır. Öldürün demiyor. Hakkınızı onlara karşı müdafaa edin. Ama Müslüman Müslümanla hakkını savunmasını sulh yapar. Yapmıyor. Buyurun işte. Orta Doğu'daki Kan Gölü'ne bakın, gittikçe göl büyüyor yayıldığı alan kan gölünün kanlarının yayıldığı alan büyüyor. Ve maalesef Müslüman olmadığını bildiklerimiz de bunları yönetiyor, yönlendiriyor. Vay halimize, vay halimize. seyyid Ali Reis'in bir neferinin veya elli tane neferi vardı, elli neferinin düşüncesinden mahrumsanız, sen istediğin kadar göğsünü yumrukla ben Müslümanım diye. Hiç a. E -e. Kayıptasınız. Kayıptayız öyle olursak. Evet. Böyle türbeleri ziyaret ediyorlar ve her seferinde de çok tehlikeli yerlerden geçseler de eşkıyalar olsa da oraların hepsini selametle geçip tekrar dört seneyi doldurduğunda dört sene iki ay kadar zaman sonra İstanbul'a dönüyor. Evet anlatıyor hatıralarını. Behram Mirza'nın oğlu İbrahim Mirza orada sultandı. İmam Ali Rıza'nın türbesini ziyaret etti rahmetullahi aleyh. O da o bölgede, o beldede sultan idi. Şahın oğlu Süleyman Mirza da oradaydı. Onlarla ve veziri Gökçe Halife ile buluşup Mirzalardan Şah'a gitmek için adam istedik. Kabul ettiler. Bize bir ziyafet tertip ettiler. Bu ziyafette yenilip içilirken söz arasında bu acize yani bendenize Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Hazretlerinin halifelikleri ve büyüklüklere hakkında seninle konuşalım deyip bazı sualler sordular bana. Şimdi bu gösteriyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh diğer üç halifeden büyüktü. Böyle çok çeşitli e, yolları var bunun. 22 çeşit olduğu söyleniyor bu şekilde düşünenlerin. E, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, melek gelip Cebrail aleyhisselam gelip de ayet-i kerimeyi getirmesinde yanılıp da ona getirdiğini yoksa esas Hazreti Ali'ye getireceğini getirecek olduğunu düşünecek kadar çok derinlere gidenlere olduğu gibi efendim Hazreti Ali biraz böyle pısırıklık yaptı haşa haşa radiyallahu an hakkını hemen efendimiz vefat ettikten sonra amcaoğlu hakkı halifelik onundu hakkını almak için gayret etmedi böyle şey mi olur Ebu Bekir hemen kayınpederi Geçi verdi başa falan. Hayır benim 30 bin Müslüman seçti ya. İsaf edin ya. İşte bu meseleler tabii hak ve hakikati ehli sünnet kitapları olmazsa insanlar kafalarına göre hallediyorlar. İslamiyetin şu anda dünyadaki diğer din salikleri arasında Müslümanların bir farkı var. Bir farkı var. Nedir o fark? Müslümanların ibadetleri dahil bütün din adına yaptıkları şeyler Efendimiz'den aleyhisselatü vesselam geldiği şekildedir. Araya çok kaçak girişler yapmak isteyenler, kaynak yapmak isteyenler oldu. Hala da beterin beter olanları var. Kendilerini Efendimiz'in aleyhisselatü vesselam yerine koyup ben oyum demeleri eksik kalanlar var. Ama ana kaynaktan gelen var bu ana kadar. Nakille gelenler var. Milyonlarca kitabı örtemiyorlar, kapatamıyorlar, yakamıyorlar, yaktılar, bitiremiyorlar. Gömdüler, bitiremiyorlar. Bazı sapık kimselere kitaplar yazdırdılar ama onlar da havada kaldı. Ama Hristiyanların misal ve Yahudilerin ellerindeki kitab-ı mukaddes dedikleri şu anda kullandıkları İncil 20 çeşidi geçti. Evangelist protestanların ayrı efendim İngiliz protestanlarının Anglikan protestanlarının İncil'i ayrı. İkisi de protestan ya. Ama iki tane ayrı İncil var. Ve bu İncil'de zaman içerisinde ...devrin idarecilerinin, hükümdarlarının, imparatorlarının, krallarının, zalimlerinin, boy ...kattıkları bir yığın şey Allah kelamıymış gibi... ...insanlara öğretiliyor. Bak dine böyle inanacaksınız diyor. Kaynak? Kaynak işte, böyle inanacaksınız. Ondan sonra da... ...bir ruhban sınıfı koymuşlar ki İslamiyet'te ruhban sınıfı yok. Ruhban sınıfı koymuşlar. Bu sınıfta Allah adına insanları afta edebiliyor, cezalandırabiliyor da. Mesela işlediği işte günahtan dolayı değil, ruhban sınıfından birisine efelenen, kafa tutan veya kiliseye kafa tutan Aforoz ediliyor. Bittin oğlum diyor. Ya bunu mafya liderleri söylüyor. Bittin aslanım sen bittin artık diye. Sen kimsin ya? Bir insan yaşadığı müddetçe son nefesine kadar dinimizde tövbekar olup pişman olursa allah Teala bu tövbesini kabul ediyor. Sen kimsin ya? Sen Allahu Teala'dan vekaletname mi aldın? Noterin kimdi senin ya? Nasıl insanlar böyle kandırırsın? Maalesef Müslümanlar da o Hristiyanları taklit ederek Müslüman din adamı diye ortaya çıkan sahtekarların bu şekildeki yazılı belgelerine itibar ediyorlar. Cennette yer bile ayırtıyorlar kendilerine. Kaçıncı parsel, kaçıncı ada numarada olduğunu. Allah Allah. Koca koca okumuş yazmış adamlar da. İslamiyeti ağzını açınca tenkit eden adamlar da buraya gelince lal oluyorlar. Yani hiç susmuş oluyorlar. Kimseyi tenkit etmiyorlar. Peki papaz efendiler ne yapıyorlar? Günah affediyorlar. Allah-u Teala'nın adına. Allah-u Teala, haşa kendisi affetmeye aciz bir de bunlara bu vekaleti verdi alın siz çağırın ama çağırın ama günahını detaylı öğrenin canım iyice bir öğrenin bakalım ne işlemiş o affedecek olan adam da ruhban sınıfındaki ıcığını cıcığını öğreniyor affedecek ya hadi affettim bir daha yapma bakalım diyor sen samimi affettin, aferin sana diyor. Ama bir daha da yapma ha diyor. E efendim kazara gene olursa gene gel canım hallederiz diyor. Böyle din olurum mu efendim? Böyle din işte. Ha biz onlara karışım karışmayız. Karışmayız. Ya siz safıksınız, siz budistsiniz, siz putlara tapıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Biz kendi dinimize bakarız. Kendi dinimizi onlara benzetirsek işte o zaman arabanın tekeri de patlar motoru da parçalanır arkadaş. Hiç kimse de ben Müslümanım diye o zaman gözünü yumruklayıp bağrını dövmesin. Böyle bir söz açılıyor. Hazreti Ali ile diğer üç halife radıyallahu Radiyallahu anhüme ecmain hazretleri bir kıyasla bakalım diyorlar. Seyyidi Seyyid bu adam efendim. Sinoplama Seyyid. E Sinoplu Seyyid olmaz mı? Olur. Kazanlı da Seyyid olur. Buharalı da Seyyid olur. Çinli de Seyyid olur. Efendimizin soyundan. Ben de bazı, bazı sorunca ve ma cevabı ahmak ve ma cevabı ahmak ille sükut diye düşündüm. Yani ahmaka verilecek en iyi cevap süküttür sözüne uyarak sustum. Cevap vermedim. Bir daha sordular. Ben de bu suale karşılık, ikinci suale karşılık bir gazel söyledim. Şiir hususunda çok usta. Çok rahat sürükleyebiliyor konuyu. Seyyidi Ali Reis. Gazel bitince Nasrettin Hoca'ya mescitte gazel oku demişler. Yeri değil demiş. Bunun gibi biz buraya sizinle bu hususu konuşmak için gelmedik. Burada sadece tesadüfi olarak bulunuyoruz. Yoksa bir suale cevap vermeye muktedir değiliz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikat acıdır buyurmuşlardır. Fakat sizin kastınız bizim Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evlatlarına olan muhabbetimizi imtihan ise dedim asitanı murtazaya intisabım bar menim daim ut der Ol eşikten feti babım var denim benim kamberimin şiiri yazdanın sürmeyen elin özgelerle ne suali ne cevabım var benim. Siz beni Hazreti Ali radıyallahu anh sevip sevmediğimde imtihan ediyorsanız, ben sizin inandığınızın ötesinde Hazreti Ali radıyallahu anha aşıkım diyor ya. E kendi de Seyit. Efendim bir küçük reklam aramız var. Reklam arasından sonra inşallah beraber olacağız. Evet kıymetli dinleyenlerim sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. İşte İmam Ali Rıza Hazretleri'nin kabri şerifini ziyaret ettikten sonra kendisine bir yemek veriyorlar uzaklardan gelmiş bir insan olarak. Yemek sırasında da Hazreti Ali radıyallahu anh'a aşık olduklarını iddia eden oradaki şahit hayfesten insanlar devletin üst kademelerinden de e, imtihan etmek istiyorlar. O da e, bir dörtlükle bunlara çok hoş kendi yazdığı bir dörtlükte hemen orada söylediği dörtlükte cevap veriyor. Demek istiyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın türbesinin eşiğine bağlılığım var benim. Şimdi maalesef bazı insanlar benim eşiğe bağlılığım var sözünü Türkiye'de bazı yerlerde ziyaret yah olan yerlerde gittiklerinde eşik öpüyorlar buradaki eşikten maksat ona giden yoldayım ben onun her şeyini beğeniyorum kabul ediyorum demektir eşiğine yüz sürmek budur. Yoksa gidip de eşiğine burnunu, yanaklarını sürmek, öpmek, öpmek, öpmek değildir. Eşya olmaz. Ondan sonra gidip de sandukasının üstündeki puşide denilen örtüleri şapur şupur şapur şupur öpmek, üzerine el sürmek, elini gezdirmek, mesetmek böyle bunlar dinimizde yok. Maalesef bu zamanda da çeşitli cenazelerde görüyoruz ki e, tabutun üzerinde ne varsa örtülü o örtülere elini sürmeyeni ayıplıyorlar şimdi. Bir an bile elini çekmedi diyorlar. Bir an bile bire yalnız bırakmadı diyorlar. E, yalnız götürdün kabre defnettin. Yalnız bırakmadın mı yani? Bu değil bize anlatılan dinimizde kitaplarımızda böyle yazıyor. Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde böyle yazıyor ki o hadis-i şerifler ayet-i kerimelerin tefsiri manasınadır. allah Teala'nın bildirdiği emirleri Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmeti daha rahat anlasın diye hadis-i şeriflerle tefsir etti onları. Kaynağımız sağlam. Ama gel gör ki o kaynaktan çıkan su kirli bir alana çevrilince ya o güzel kaynağın suyu bu mu bu ya necaset kokuyor bu o kokar niye yolda kötü yerden geçti kötü yerlerle temas etti bana dörtlüğün manasını söylüyoruz her zaman bu eşikten açılan yeni bir kapı vardır gel gel diye kapıyı mı açıyor Ali radyo hayır ben bütün hareketlerimle hep ona ulaşırım. Nereden gidersem gideyim mutlaka oraya varırım. Kaç tane kapıdan gidersem gideyim bir yere gider. Şimdi Harem-i Şerif'te Beytullah'ın olduğu yerde efendim, kaç tane kapı var say sayabildiğin kadar. Büyük kapılar, küçük kapılar. Hepsi nereye gidiyor? Kabe-i Şerif'in yanına gidiyor. Onun gibi ifade ediyor. Ben senin Kamber'inim. Kime söylüyor? Ali Radıyallahu Aleyhi. Ali Radıyallahu Han çok sevdiği bir kölesi vardı. Kamber. Her yere onunla giderdi. Ben senin Kamber'inim diyor. Ne denirse yapardı Kamber. Ih, hayır yoktu Kamber'de. E şimdi ve fakat evet ama öyle ama ile o o bağlacı getirdiğin zaman iş bitiyor zaten. Ha buradan itiraz kokusu hemen o şişenin kapağı açılıyor itiraz şişesinin kokusu etrafı kaplıyor. Allah Teala'nın arslanının türbesine el sürmeye ne bir şey sormak ve ne de ona bir cevap vermek isterim. Ben bu dörtlüğü söyleyince sual sormaktan vazgeçtiler ve ayrılıp gittiler. Ya peki de ki Allah senden razı olsun ya sen seni biz bu kadar Hazreti Ali Radyan'ın aşıkı bilmezdik. Ne kadar da güzel ifade ettin ya. Biz de Hazreti Ali Radyan'ı seviyoruz. Desenize hayır. Onlar düşman bildiklerinde nefret etmediği için oradan kalkıp gittiler. İslamiyet'te bu yok. Hepsi aynı peygamberin hesabıydı. Sohbet arkadaşıydı. Mücadele arkadaşıydı. Harplerde yandaşlarıydı. Aynı mevzilerdelerdi. Niye ayırıyorsunuz arkadaş? Size ne ya? Niye ayırıyorsunuz ya? Yapmayın. Yanlış. Bunları körüklemek ancak ve ancak işte haşhaşilerin işine yarar. Şu anında haşhaşileri bundan 800 sene önceki Alamut kalışındakilerden daha beter bir haldedir. Evet. O gene bazı sahtekarlıklarla afyon falan yutturarak sahte cennet diye adamları böyle zevki sefa yerine gönderip ondan sonra da görüyor musun bak ben, ben sana bir yarım saat cennetin tadını tattırdım mest oldun hadi git bakayım al hançerini git filan Melik Şahı vur sapla göğsüne şimdi kendi devletine vurdurmaya çalışıyorlar Seyyidi Ali Reis Hint seferinde başından geçen maceraları anlattığı Miratül Memalik kitabının sonunda İstanbul'a geldi. Padişahla görüşmesini ve sonrasını da şöyle nakleder. Bu şimdi birinci ağızdan bir ifade efendim. Kendi anlatıyor. Bizi tehlikelerden çekip çıkaran ve ülkelerin en hayırlısına sağ salim ulaştıran allah Teala'ya hamdolsun, üzüntü, sıkıntı, başımıza gelenler ve zahmetlerle dolu dört sene tamam oldu. Hicri 964, yani 1556 senesi, Recebi Şerifi'nin, kanlı Sultan Süleyman'ın vefatından 10 sene önce, Recebi Şerifi'nin ilk günlerinde, akraba, dost, kabile ve kardeşlerimize kavuştuk. Saadetli Padişah Efendimiz, devletle Edirne'de bulunmaları dolayısıyla, gelişimizin ikinci günü Edirne'ye yola çıktık. Nihayet Saadetli Padişahı Alem Penah Hazretlerinin inayet ve ihsanlarına mazhar oldu. Üzeray İzam Dahi çeşitli lütuflar gösterdiler. Bilhassa Rüstem Paşa Hazretleri sonsuz lütuf lütufkarlık gösterdi ki kendisi tarihçiydi zaten Rüstem Paşa. İnsan ihsanın kölesidir. Evet. İnsanlarına mahcup olarak canı gönülden kabul ettim. Bu acize günlük 80 akçe ile dergah-ı mualla müteferrikalı sadaka olundu. Müteferrika demek ayrılmış, ayrı, diğerlerinden ayrı müteferrika. Peki buradaki müteferrikalıkla git insanlar birbirine düşür, fitne çıkar, sitelerinde çeşitli bozgunculuklar yap demek değil sarayda herkesin bir görevi vardır. Kimisi peşkirci baş olur, kimisi çeşnici baş olur, efendim kimisi silah ağa olur. Olur, olur, olur. Bir de müteferrika vardır. Bu müteferrikalar padişahın en yakınında bulunur. Tefrik edilmiştir. Yani kapı vurmadan girici insanlardır bunlar. Musahipler de bunlardan biridir. O da müteferrikadır. Bir de musahipten başka da müteferrikalar. Yani bir yere bir şey göndereceksiniz. Posta değil. Güvenilir. Gittiği yerde de göntürdüğü şeyle beraber bazı izahatı yapabilecek kültürdeki insanlar. Kişiliği, benliği olan insanlar. Beraber olan, benimle beraber olan ketüdaların maaşları sekizer akçe artırılıp yine Mısır'da müteferrikalık verildi. Kendisiyle gelen o elli kişi kadar kimseler de yine müteferrikalık verilerek Mısır'a gönderildi. Ve ulufelerde sekizer akçe artırıldı. Evet. Bir bölük başının sekiz akçe diğer yol arkadaşının arkadaşlarının altışar akşe maaşları artırıldı. Birisi Mısır çavuş oldu. Yani Mısır ülkesinin idaresindeki yerde çavuş oldu. Diğerleri diledikleri yerlere gitmekte serbest bırakıldı. Ve hepsinin de ben de dahil dört senelik ulufeleri verildi. Mübarek Recep-i Şerif Ayın sonlarında Saadetli Padişah Kuvveti İkbal saadeti İclal ile İstanbul'a doğru yola çıktı. Çatalca konağına gelindiği gün bu aciz kullarına Diyarbekir tımarı defterdarlığını ihsan ettiler. Diyarbekir defterdarı yapıyorlar. Makam veriyorlar. Allah Teala'nın yardım ve gözetmesiyle padişah hazretlerinin sağlıklarından hepimiz arzularımıza kavuştuk. Allah Teala hazretleri saadetli padişahımızın ömrünü, devletini, şeref ve zaferini kat kat eylesin. Düşmanını daima ayaklarının altında ve sayılarını az eylesin. Amin. Şimdi padişahın şifa bulması için dua ettiğini söylüyor. Burada şu var. Kanun Sultan Süleyman çok at üzerinde seferlere gittiği için ziget var hariç 12 seferi Hümayun'a gitmişti. Son seferi 13.sü ziget var oldu. Bu seferlerden 18 ay süreni de var. 4 ay süreni de var. Şarka, garba, güneye, kuzeye, her tarafa. Hep at biniciliğiyle uğraştı. Binicilik yorucu bir iştir. Enerji ister, protein ister. Mecburen bütün kendi askerleri mahiyeti gibi o da etle beslenirdi. Yani et yemekleri ağırlıklıydı. Nikris denilen gut hastalığı, bugün gut diyorlar ona, bütün Osmanlı padişahlarında hemen hemen bu gut hastalığı vardı efendim. Sefere gidenler ağırlıklı olarak. Kanuni Sultan Süleyman da bunların şampiyonu. Sefere en çok giden sefere hümayuna. Ömrünün on buçuk senesi toplarsanız üstte seferde geçen günleri on bir buçuk çarpı üç günü at üstünde geçmiş. Nikrisi çok azmıştı. Ayakları şişmişti. Yürümesine çok zorlukları vardı. E, padişah, koca imparatorluk, Yemen dahil ülkesi Habeşistan Yemen dahil. Tuna'ya gelmiş, geçmiş, yukarıya, kuzeye atlamış bir imparatorluk. Bulgaristan'da Plevn'e yakın yerde Tuna'nın kıyısına yakın yerde Ekşi Su veya Ekşi Su diye bir şey vardı. ...kaplıca... ...buranın... ...buranın... ...suyunun... ...niklis hastalığına iyi geldiği... ...gelen hastaların iyileşip gittiği... ...söylenirdi... ...evet ayakların su toplaması ama... ...bu... ...enfeksiyonumsu bir su toplaması olduğu için... ...bunun olgunlaşıp... ...bir yerden patlayıp akması lazım... E, ...hangi nereyi delersiniz hacamat yapmıyorsunuz ki. kaysun Zade olan denen zat, e, onun özel doktoru, padişaha tavsiye etti, hekim başı. Dedi efendim, böyle böyle gidelim oraya. Nasıl? ülkemizin içi, kendi memleketimiz. Şimdi gidersen kaç tane pasaport çıkaracağını kim bilir? Bir Bulgaristan pasaportu bile yetmeyebilir. Oraya gittiler, orada tedavi oldular. Birkaç gün girip çıktılar, suya girip çıktılar. Ayakları çok ızdırap vermeye başladı. Daha şişliği arttı. Kaysun baktı ki, Padişah'ın bu ızdırabının artması, oradaki e, cerahat tipi bir birikintinin, e, çoğalması, onun olgunlaştığını gösteriyor. ...dedi ki padişahım... ...bendenize göre... ...olgunlaştı gibi ama tam emin değilim... ...müsaade ederseniz... ...bir dilimle topuğunuzdan bakayım dedi... ...dilimle... ...el sürdürmüyor... ...dişinin arasına... ...jilet gibi bir usturanın... ...keskin parçasını... ...sıkıştırıp... ...topuğunu diliyle... ...yalarmış gibi yapıp... ...onu cırt diye... oraya sürdü... Bire ne yaptın dedi ama yapacak bir şey yok artık. Efendim dedi canınızı mı acıttım falan. Ve oradaki bütün iltihap boşalınca rahatladı. Ne yaptın sen dedi. Dedi efendim bir de ötekine bakalım. Ötekine de baktı. Ötekini de boşalttı. İyileşti. Onun nekahatını Edirne'de geçirirken işte bu e, Seyyidi Ali Reis ulaştı ve padişahla beraber oldu. Onu da oraya tayin etti. Tabi on ikrisin atılması 10 sene sonra Ziget var savaşına gidebilme gücünü buldurdu İhsan buyurdu allah Teala o hadiseler sonra Kanun Sultan Süleyman Yaşlı yani 70 yaşına yakın at üstünde gidiyor. Kaç kişi var 70 yaşında? Şimdi 70 yaşında denizde yüzebilenler ben şampiyonum ben şampiyonum diyor ben bal yerim kaymak yerim falan filan. Ne balı ne kaymağı kardeşim 11 buçuk sene at üstünde gezmiş bu adam. Bu adam vücudunda yağ kalır mı? Evet. Ve ama Nikris'e bir şey yapamadı. Nikris düzelince de Zigetvar'a gitti. Ve Allahu Teala ona cephede harp devam ederken Zigetvar harbi devam ederken o da ateşler içinde kıvranırken işte alnına, bileklerine serin bezler, ıslatılmış bezler koyduklarında biraz ateşten gözünü açınca bu ocağa yana sıcak kale daha düşmedi mi? Diyordu kendine geldiğinde. Ve o ruhunu teslim ettikten kısa bir süre sonra kale düştü. Halbuki kale düştükten sonra ruhunu teslim etseydi belki şehadet basamaklarında birkaç basamağı eksik olacaktı. Allah-u Teala ihsan etti. Sen misin 46 sene at üstünde Allah rızasın ilahi kelimatullah için dolaşan ben ne yapayım banka hesabını ne yapayım işte arabalarla silahı Allah Teala bana böyle bir sevgi ihsan buyurduysa gerisi teferruat benim. Hani mesele vatansa gerisi teferruat diyorlar. Mesele Allah rızası için gerisi teferruat. Halbuki kanun yerinde olsa bugünkü insanlarımız, Oh dünyanın neresinde zevki, sefa varsa, eğlence varsa oralara gidip ne yaptınız çok eğlendik, ne yaptınız çok eğlendik. Kaç insanın gönlünü kazandınız? Ne kazanması paraları bitirdik? Eh, hadi bakalım onda hesabını size bir gün sorarlar. Bu hikayeden örnek alacaklara ve iş hakkında mükemmel bilgi ve tecrübesi olanlara öğüt şudur diyor Seyyidi Ali Reis. Hiç kimse olur olmaz heva ve heveslere kapılmasın. Kanaat tükenmez hazinedir sözü daima kulaklarında olup ona göre davransın. Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. 1550 1555'te 56'da Seyyidi Ali Reis söylüyor. allah Teala'nın takdiri ve değişmez ilahi kanunu icabı gurbete düşüp vatan evinden uzak türlü zorluklar içinde ah edip inleyerek bela girdabında evsiz, parksız, sıkıntılaşa ağlayıp inlemekte olan bir kimse, vatan sevgisi imandandır. Hubbül vatan minel iman. Hadis-i şerifine göre, vatanını arzulayıp, memleketine yönelse, ve İslam padişahının ekmeğinin hakkını bilip, eşiğine yüz sürmeye niyet etse, muhakkak o şahsın, pek çok dileğini, allah Teala kabul eder. Dünya ve ahiret saadetini temin eder. İnsanlar arasında makbul, met edilmeye layık ve dilediği işleri muhakkak olur. Sözlerimi diyor Seyyidi Ali Reis, Sinoplu. Ne mutlu Sinoplara böyle bir hemşerileri var. Sözlerimi Allahü Teala'nın sonsuz lütuf ve yardımıyla Şaban ayı başı 964 senesi yani 1556'da Galata'da bitirdim. 965 yani 1557 sefer ayı ortası kitabın yazılması tamam oldu. İşte kıymeti dinleyenlerim. Bizim hiç okullarda adını duymadığımız, ortaokulda, lisede duymadığımız, dünyada eşi menendi olmayan, dört sene maceradan maceraya koşturan, macera için gitmedi. Allah rızası için umma denizine açıldı ama fırtına aldı onu öyle bir yere attı ki artık hayattan ümit keserdi başka biri olsaydı. Oralarda ki insanları tanıdı. Ve gelince de ora ahvalini Kanunu Sultan Süleyman Han'a tek 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 anlattı. Onun içindir ki Açe'ye Kanun Sultan Süleyman Han'ın oğlu ikinci Selim Han Beş bin tane asker gönderdi, top gönderdi, top ustası gönderdi, gemiler gönderdi. Alın sizin olsun dedi ya. Alın bu 5000 kişi size verdim, sizin olsun. Hala onların soyları, o zelzele zamanında gördük, köylerinde ay yıldızlı Türk bayrağıyla yaşıyorlar. İşte Seydi Ali Reis. Kimse Seydi Ali Reis olmaya niyetlenmiyor, fenomen olmaya niyetleniyor. Niye acaba? Ne getiriyor fenomenlik? Ahirete senin ne getiriyor kardeşim? Dünyalık getiriyor, getiriyor, getiriyor. Ondan sonra bir tokat dünyaya veda edip gidiyorsun. Arkandakiler birbirlerini öldürüyorlar ki mirastan ben çok pay alayım, sen çok. Sen bunlar için mi uğraştın be arkadaş ya? Kalk da kabrinden bir bak bakalım. Benim 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 dediğin çeşitli yanlış yollara saptığın serveti kazanarak kazanmak için yollara saptığın serveti bak millet ne yapıyor ibret alalım efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz teknik masada Burcu Turan bizlere yardımcı oldu programı sunup sizlere hazırlayıp da şu ana kadar sunan ben İsmail Yağcı bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu, mesut ve bahtiyar ve materyalist olmadan vatanın milletin selametine çalışacak şekilde huzurlu bir hayat sürmeni diliyorum.